Herkese merhaba. İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte falafel yapacağız. Falafel aslen nohut köftesi diyebiliriz. Bana biraz humusu da anımsatıyor. Aslında humusun bence pişmiş köfte hali. Köfte diyorum ama siz falafeli normal fırında da pişirebilirsiniz. Son dönemlerde oldukça revaçta. Revaçta olmasının sebebi de vegan tarifler, yani etsiz yemek seçenekleri arayanlar için harika bir alternatif. Birçok restoranda da farklı farklı salatanın içerisinde kızarmış hali, fırınlanmış haliyle de karşı karşıya geliyoruz. Evde en kolay haliyle nasıl yapabiliriz birlikte deneyeceğiz. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlamak istiyorum. Benim burada bir nohutum var. Bir frizden çıkardım. Sizler dilerseniz haşlanmış nohut da konserve kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 500 gram var. Şöyle yarım demet kadar maydanozum var. Ve yaklaşık yarım kase kadar taze soğanım var. Ben kuru soğan da kullanmak istiyorum. Küçük şöyle bir kırmızı soğanım var. 4 diş de sarımsak ekleyeceğim. Bunun dışında 3 kaşık da tahin eklemek istiyorum. Ben tadını çok seviyorum. Susam ekleyeceğim. Karabiber, tuz ve kişniş var. Dilerseniz taze kişniş de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde sumak da ekleyebilirsiniz. Ben sevdiğim baharatları kullanmak istedim. Şimdi sırasıyla bu kadar gördüğünüz malzemeyi tek tuşla köfte haline getireceğiz. İlk olarak nohutumuzla başlıyoruz. Blenderımızın içine aldım. Sonra sırasıyla yeşilliklerimi ekleyeceğim. Şöyle doğramış oldum. Burada önemli değil nasıl doğradığınız. Çünkü zaten karışacak. Taze soğanım. Dilerseniz sadece taze soğan da koyabilirsiniz ama ben taze soğan dışında kuru soğan ekleyeceğimi söylemiştim biraz önce malzemelerimi sayarken. Ben bu şekilde olmasını istedim. Sizler için çok geliyorsa eğer çıkarabilirsiniz. Sadece taze soğan da yeterli olur. Şöyle soğanımı birkaç parçaya böleceğim. Yine saymıştım. 4 diş kadar sarımsağım var. Onu ekliyorum. 3 kaşık kadar tahinimiz var. Şöyle. Bu arada malzemelerimi sayarken söylemedim. Ben blender'a geçtikten sonra bir göz kararı kadar bir un bakacağım. Onu da tam bitirdikten sonra size ne kadar un koyacağımı söyleyeceğim. Yine pişirirken galetayı bulacağız. Onu da pişirme aşamasında sizlere söyleyeceğim. Benim toz kişnişim var. Ben onu ekliyorum. Tadını da çok seviyorum. Biraz susam eklemek istiyorum. Şöyle. Yine karabiberimiz var. Tuz ekliyorum. Hepsi yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar. Bilginiz olsun. Şimdi blenderımı çalıştıracağım. Sevgili İlkeciğim, blender'dan aldığımız şöyle göstermek istiyorum. Tüm malzemelerimi karıştırdım. Bu aşamada 1,5 yemek kaşığı kadar un eklemek istiyorum. 1,5. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Eğer gerek görürsem tekrar ekleyeceğim. Şöyle gösteriyorum. Sevgili İlkeciğim, gelir misin? Şöyle gösterelim. Böyle bir harç elde etmiş olduk. Şimdi bu harcımı burada hazırlamış olduğum galet unum var. Şöyle bir tabağa yaydım. Burada yuvarlayıp tavamıza az bir miktarda yağ dökerek falafellerimizi pişireceğiz. Şöyle sıkılarak da kenara alalım. Tarifimi de anlatırken başta da söyledim. Etsiz yemekleri seçenek olarak yine harika bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Sizler daha büyük bir köfte haline getirerek hamburger gibi de yapabilirsiniz. Yeşilliklerle birlikte ya da bunun dışında yine atıştırmalık ya da salataların yanına daha yine dediğim gibi istediğiniz ölçülerle büyüterek doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.
Falafelimizi pişirdim. Şimdi üzerine dökebileceğimiz böyle kolay evde hazırlaması, hatta evde mevcut olan malzemelerden de yapılabilecek en basit tarifiyle bir sos hazırlamaya karar verdim. Yoğurdumuz var. Süzme de olabilir, normal de olabilir. Şöyle nanemiz var. İçine ekliyorum. Tahin ekleyeceğim. Şöyle. Yarım limon suyu. Sosuma batırdım. Ve sizin için tadına bakıyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bu haliyle. Bence mutlaka denemeniz lazım. Harika bir tarif yaptık. Daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Sevgiler.